Zaman zaman karşımıza çıkan bu renkli tablonun bugünlere kadar nasıl geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bu tabloya periyodik tablo denir ve bize şimdiye kadar keşfedilen elementleri gösterir. Keşfedilen element sayısının artması ile birlikte bilim insanları araştırmalarında kolaylık sağlamak amacıyla elementleri sınıflandırmaya yoluna gitmişlerdir. Periyodik tablo ise bu elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığı tablodur. Şimdi de bu tablonun tarihçesini inceleyelim. Bu gördüğünüz bilim insanı John le Verrier. Kendisi elementlerin sınıflandırmasını ilk yapan kişidir. Ayrıca triyadlar kuralını ortaya atmıştır. Bu kurala göre Lövenyener, benzer kimyasal özellikler gösteren elementleri üçerli gruplara ayırmıştır ve atom kütleleri arasında bir ilişki bulmuştur. Örneğin klor, brom ve iyot arasındaki ilişki. Lövenyener yaptığı araştırmalarda bu üç elementin benzer olduğunu saptadı ve bromun atom kütlesinin klor ve iyotun atom kütlelerinin ortalaması olduğunu buldu. Buna da triyadlar kuralı adını verdi. Hiç müzik notalarıyla elementlerin bir ilişkisi olacağını düşünür müydünüz? John Newlands bu ilişkiyi bulmuş bile. Newlands elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış. Daha sonra her elementin kendisinden 8 element sonraki elemente benzerlik gösterdiğini fark etmiş. Bunu da müzikteki 8 notaya benzeterek oktavlar kuralı adını verdiği bu kuralı ortaya atmış. Bu iki bilim insanı Dmitri Mendeleyev ve Lothar Meyer aynı dönemde yaşamış ve birbirinden habersiz olarak aynı sıralamayı bulmuşlardır. Fakat Mendeleyev'in sıralaması daha çok kabul görmüştür. Bu yüzden o periyodik tablonun babası olarak bilinir. Mendeleyev elementleri atom ağırlıklarına göre, Meyer ise elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamış. Henri Moseley elementleri atom numaralarına başka bir deyişle proton numaralarına göre hazırlayan kişidir ve periyodik tabloya bugünkü modern şeklini veren kişidir. Glyn Seaborg ise periyodik tabloya altta gördüğünüz iki sırayı ekleyerek periyodik tablonun son şeklini veren kişidir. Bu sıralara lantenitler ve aktinitler denir. Şimdi de periyodik tabloyu tanıyalım. Periyodik tabloda elementlerin yerlerini belirlerken kullandığımız bazı terimler vardır. Yatay sıralara periyot denir ve periyodik tablo toplam 7 periyot içerir. Düşey sütunlara grup denir ve periyodik tabloda bunlardan 18 tane vardır. Bu grupların 8 tanesi A, 10 tanesi B grubudur. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterir. Bu grupların bazı özel isimleri bulunmaktadır. 1A grubuna alkali metaller, 2A grubuna toprak alkali metaller, 7A grubuna halojenler ve 8A grubuna soy gazlar denmektedir. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom numarası, kütle numarası, elektron verme isteği artar. Atom çapı büyür ama elektron alma isteği, ametallik özelliği ve metallik özelliği azalır. Peki periyodik tabloda soldan sağa yani bir yönde gidersek ne olur? Aynı periyot üzerinde soldan sağa gidildikçe atom numarası, ametal özellik ve grup numarası artar. Metalik özellik azalır. Ama unutmayalım ki aynı periyot üzerinde hareket ettiğimizden dolayı periyot numarası değişmez. Peki şimdi de periyodik cetvelde nasıl yer bulduğumuzu hatırlayalım. Elementin atom numarasından yola çıkarak nötr haline göre elektron dizilimi yapıyoruz. İlk katmana en fazla 2 elektron, ikinci ve üçüncü katmanlara en fazla 8'er elektron yerleştirilebilir. Örneğin Na, sodyum, elementin atom numarası 11'dir. Elementin elektron dizilimi ise 2, 8, 1 şeklindedir. Bu dizilimi belirledikten sonra sıra elementin yerini belirlemekte. Elementin elektron dizilimindeki katman sayısı bize elementin periyodunu verirken, son katmandaki elektron sayısı, başka bir deyişle değerli elektron sayısı ise bize o elementin hangi grupta olduğunu gösterir. Periyodik tablonun mavi ile işaretlenmiş elementleri metal elementler olarak adlandırılır. Metaller ısı ve elektriği iyi ileten elementlerdir. Oda sıcaklığında cıva elementi haricinde katı halde bulunurlar. Parlak yüzeye sahiplerdir. Değerli elektron sayıları hidrojen ve helyum haricinde 1, 2 veya 3'tür. Hidrojen ve helyumun değerli elektron sayılarının 1 olması kafamızı karıştırmasın. Bu elementler özel duruma sahip olmakla beraber ametal grubuna aittir. Kolayca işlenebilerek tel ve levha haline getirilebilirler. Bakır, demir ve alüminyum elementlerini buna örnek olarak verebiliriz. Bakır levhalar ve demir döküm tencereler günlük hayatta karşılaştığımız örneklerdendir. Metaller. Metallerin değerli elektron sayılarının 1, 2 veya 3 olduğunu söylemiştik. Bu yüzden metaller son katmanlarını tam dolu hale getirmek, yani kararlı hale gelmek için elektron verme eğilimindedirler. Metaller metallerle bileşik oluşturmaz,
Buna alaşım denir. Metaller ametallerle bileşik oluştururlar ve bunlara iyonik bağlı bileşik denir. Ametaller. Az önce de incelediğimiz periyodik tablonun kırmızı ile gösteren elementleri ametal elementlerdir. Ametaller ısı ve elektriği genelde iletmezler. Mat görünümlüdürler. Metaller gibi işlenip tel ve levha haline getirilebilirler. Oda sıcaklığında katı, sıvı, gaz gibi farklı fiziksel hallerde olabilirler. Metaller atomik yapılıyken ametaller molekül yapılıdırlar. Soy gazlar. Periyodik tablonun en sağında bulunan özel bir gruptur. Kararlı yapılıdırlar. Bu yüzden herhangi bir şekilde bileşik oluşturmazlar. Elektron alışverişi gerçekleştirmezler. Oda koşullarında gaz halde bulunurlar. Helyum haricinde hepsinin son katmanında 8 elektron vardır. Helyum 2 elektron bulundurur. Yarı metaller. Yarı metaller periyodik tabloda gördüğümüz yeşille belirtilen elementlerdir. Hem metallere hem metallere benzerlik gösterirler. Fiziksel özellik olarak metallere, kimyasal olarak ise ametallere benzerler. Elektrik iletiminde ametallerden iyi, metallerden kötüdürler. Bazılarının yüzeyi mat, bazılarının yüzeyi parlaktır. Değerlik elektron sayıları 4'tür. Kararlı olmak için elektron alır veya verirler. Yarı metal elementleri örnek olarak karbon ve silisyum verilebilir. Maddenin iki çeşit değişimi vardır. Fiziksel ve kimyasal değişim. Öncelikle fiziksel değişimden bahsedelim. Maddenin iç yapısında değil, dış görünümünde görülen değişime fiziksel değişim denir. Maddenin yapısı, yani kimliği değil, sadece tanecikler arasındaki boşluk miktarı değişir. Hal değişimi, karışımlar, genleşme, büzülme, fiziksel sindirim, kırılma, yırtılma, ufalanma, çözünme, fiziksel değişime örnektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, karışımlarda maddelerin karışırken kendi kimliklerini kaybetmemesi ve karışımların en az iki maddenin bir araya getirilerek oluşturulmasıdır. Kimyasal değişim. Kimyasal değişimde maddenin iç yapısı ve kimliği değişir. Değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, ışık yayılması olabilir. Kimyasal değişim fiziksel değişimi de beraberinde getirir. Örneğin kömür yandığında hem fiziksel olarak görüntüsü hem de kimyasal olarak yapısı değişir. Yanma, çürüme, paslanma, pişirilme, mayalanma, kokuşma, küflenme, kimyasal sindirim, solunum, fotosentez, kimyasal değişime örnek verilebilir. Paslanmanın yavaş yanma olduğu unutulmamalıdır. Kimyasal tepkimeleri gösterirken onu bir kimyasal denklem şeklinde yazarız. Bu tepkimeye reaksiyon da denir. Tepkimeye girenler sol tarafta, tepkimeden çıkanlar yani ürünler de sağ tarafa yazılır. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu kanunu bulunur. Bu kanuna göre tepkimeye giren atomların sayısı ve türü değişmeyeceğinden tepkimeye girenlerin ağırlığı ile tepkime sonrasında oluşan ürünlerin ağırlığı da birbirine eşittir. Kimyasal tepkimede atom cinsi, sayısı, toplam kütle ve toplam proton, nötron ve elektron sayıları korunurken molekül sayısı ve hacim korunmayabilir. A ve B'nin girdiği ve C'nin ortaya çıktığı bir tepkime düşünürsek, tepkime sırasında A ve B'nin miktarı azalırken C'nin miktarı grafikte olduğu gibi artar. Şimdi de asitler ve bazların özelliklerini yakından inceleyelim. Asitle başlayalım. Asitler, suda çözündüğünde hidrojen iyonu oluşturan ve pH'leri 7'den küçük olan maddelerdir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Ekşi bir tada sahiplerdir, tahriş edicidirler. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazını açığa çıkardığı için asitler metal kaplarda saklanmaz. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bazı önemli asitler ise hidroklorik asit, nitrik asit ve sülfürik asittir. Eğer dikkatinizi çektiyse bahsi geçen bu asitlerin hepsinde hidrojen atomu olduğunu görüyorsunuzdur. Bu kısmen doğru bir yaklaşımdır ama her asitte bulunması gereken bir özellik olduğu unutulmamalıdır. Örneğin NH3, CH4, H2O gibi bileşiklerde hidrojen içeren bileşiklerde hidrojen olmasına rağmen bu bileşikler asit değildir. Tabloda bazı asitlerin bilimsel adlarını ve halk arasında kullanım şekilleri olan piyasa adlarını görebilirsiniz. Bu bileşiklerden hidrojen klorür yani tuz ruhu temizlik ürünlerinde kullanılırken nitrik asit dinamit yapımı ve gübre üretiminde kullanılır. Sülfürik asit gübre ve boya sanayisinde, patlayıcı yapımda ve aküde asit olarak kullanılır. Fosforik asit ise gübre üretimi, ilaç ve gıda sanayisinde kullanılır. Ayrıca diğer tabloda günlük hayatta kullandığımız asitlerin örneklerini görebilirsiniz. pH cetveli asitlik ve bazlık derecesini gösterir. Asitlik 0'a yakınken, bazlık ise 14'e yakınken daha kuvvetlidir.
Örneğin pH derecesi 0 olan hidroklorik asitin asitliği, pH derecesi 0.3 olan sülfürik asitten daha kuvvetlidir. Ayrıca asitlik ve bazlık belirlemede bazı ayıraçlar kullanılır. Bunlar turnusol kağıdı, fenolftalin çözeltisi, metil oranj çözeltisi ve kırmızı lahana suyudur. Bu ayıraçlar asitlerde ve bazlarda farklı renkler vererek bunları belirlememizi sağlar. Biraz da bazlara değinelim. Suda çözüldüğünde hidroksit iyonu veren maddelere baz denmektedir. Bazlar asitlerin aksine acı bir tada sahip olmakla beraber ele kayganlık hissi verir, sulu çözeltileri elektrik akımını iletir, kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Bazların pH değeri 7'den büyüktür. Bazlar amfoter metaller dışında metallerle etkileşime girmez. Bazlar cam ve porselini aşındırır. Dikkatinizi çektiyse gördüğünüz bazların her ikisinin de hidroksit bulunmakta. Burada unutulmamalıdır ki her hidroksit içeren molekül baz değildir. Örneğin CH3COOH içinde hidroksit olmasına rağmen bir baz değildir. Sıkça kullanılan bazı bazlara değinelim. Bu bazlardan sodyum hidroksit, sabun, kağıt, boya ve deterjan kullanımında, potasyum hidroksit, sabun, pil ve gübre kullanımında, sönmüş kireç, kireç ve çimento yapımında, amonyak ise gübre üretimi, temizlik malzemeleri ve çamaşır suyu yapımında kullanılır. Asit ve bazlar aşındırıcı ve tahriş edici özelliğe sahip olduklarından kullanırken oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Korunmak için eldiven takmalı, gözlük kullanılmalıdır. Asit ve bazlar kullanılırken birbiriyle karıştırılmamalıdır. Örneğin tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırmak oldukça tehlikelidir. Asit ve bazları kullanırken güvenlik işaretlerine dikkat edilmelidir. Asit ve bazların bazı zararları vardır. Örneğin asitler metal ve mermer yüzeyleri aşındırır. Asitli yiyecek ve içecekler diş çürümesine sebep olur ve ülser, reflü, gastrit hastalıklarına yol açar. Bazılar ise cam ve porseleni aşındırır. Resimde gördüğünüz bu doğa tahribatına yol açan en büyük etki nedir biliyor musunuz? Peki hiç asit yağmur diye bir şey duydunuz mu? Bu tahribata yol açan şey asit yağmurlarıdır. Fabrika bacalarından ve otomobil egzozlarından çıkan karbondioksit, kükürt dioksit gibi gazların havada yağmur damlaları ile birleşmesiyle oluşur. Asit yağmurları toprağa mineral bakımından kötü etkiler, ormanları kurutur, tarihi eser ve binalara zarar verir, deniz ve göl sularına karışarak içinde yaşayan canlılara zarar verir ve araçların metal yüzeylerinin aşınmasına sebep olur. Asit yağmurlarından korunmak için fosil yakıt kullanımını azaltmalı, bunların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı, yeşil alanlar artırılmalı, fabrika bacalarından bu tür gazların yayılmaması için sanayi tesislerine filtre takılmalı ve kalorisi düşük olduğundan yeterince ısıtmayan yakıtlar yerine doğal gaz tercih edilmelidir.